Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda her cuma olduğu gibi Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın Açıl. Şimdi özellikle ağırlıklı olarak tabii ki orta vadeli program ve bunun çıktıları üzerine değerlendirme yapacağız. Ama bugün özellikle uluslararası piyasalar açısından da önemli birkaç haber başlığı var. Süremiz de uzun bugün. Dolayısıyla istersen bir hızlı özet geçerek başlayayım. Bugün Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam verisi piyasalar açısından önemli ve belirleyici unsurlardan bir tanesi olacak. Dün gelen özellikle ADP özel sektör istihdamı 2021 yılından bu yana özel sektörün en az üretim gerçekleştirdiği, istihdam üretimi gerçekleştirdiği veriyi gösterdi. Dolayısıyla bugünkü 165 binlik tarım dışı istihdam beklentisi ne derece gerçekleşecek? Bu önemli, zira Fed başkanlarının dün yaptığı açıklamalara da dönüp bakacak olursak hakikaten bu konuda duyarlılıklarının giderek arttığını görüyoruz. Dün konuşan başkanlar arasında Austin Goolsbee'nin açıklaması var. Özellikle burada enflasyon tarafında iyimserliğin biraz daha ön plana çıkmaya başladığını, ancak işsizlik oranının ve özellikle istihdam piyasasındaki bozulmanın enflasyondaki düşüş hızından daha fazla gerçekleştiğini, dolayısıyla şu an itibariyle odak noktalarının biraz daha buraya kaymaya başladığını söylüyor. Mary Daly yine Wall Street Journal'a bir mülakat vermiş. O da yine benzer bir şekilde istihdam piyasasındaki kötüye gidişin hoş karşılanmadığının altını çiziyor. Eski Hazine Bakanı John Paulson'un açıklamaları var. O da Fed'in faiz indirimi konusunda çok geç kaldığını, dolayısıyla aslında gelecek yıl bu zamanlara gelindiğinde %3, hatta yıl sonuna gelindiğinde diyeyim, 2025 yıl sonuna gelindiğinde %3, hatta belki %2,5'larda bir faiz oranıyla karşı karşıya kalma potansiyeli bulunduğunu söylüyor. Diğer yandan yine Janet Yellen'ın açıklamaları oldu, Amerikan Hazine Bakanı. O da diyor ki şu dönemde özellikle gelen verilerdeki kötümserliğe rağmen hala istihdam piyasasının belirli bir canı var. Bunu özellikle tüketim tarafındaki canlılığa bakarak da söyleyebiliyoruz. Yatırım harcamalarına da bakarak söyleyebiliyoruz diyor. Bozulma var, çok tehditkar değil, ama piyasanın beklentilerine bakacak olursak 50 bas puanlık bir Eylül faiz indirimi beklentisine verilen ihtimal %35'e yükselmiş durumda, %27'lerden. Dolayısıyla hani bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verisi bunun öncesindeki faiz indirim tartışmasının öncesindeki son veri, son büyük veri olacak. Dolayısıyla piyasa açısından önemli unsurlardan bir tanesini burası oluşturuyor. Diğer taraftan yine özellikle petrol fiyatları için önemli olan OPEC artı ülkelerinin üretim artışını, kota artışını 2 aylık ötelemeleri söz konusu. Bunun piyasa üzerinde sınırlı da olsa etkisinin izlendiğini takip ediyoruz. Petrol fiyatlarında sert aşağı yönlü hareketler vardı. Buralarda ufak da olsa bir toplama olur mu diye, toparlama olur mu diye biraz buraya bakacağız. Özellikle yuan üzerindeki, Çin yuanı üzerindeki tehdidin bir parça yükseldiğini gözlemliyoruz. Burada daha dengeli bir yapı için Çin'in de attığı adımlar var. Hem özellikle carry trade parası olarak yuan kullanılır kullanılmaz tartışması, hem de aynı zamanda Çin bankalarının Amerikan dolarına karşı kabaca 100 milyar dolarlık bir short pozisyon açtıkları ifade ediliyor. Son dönemde özellikle alınmış olan pozisyonların karşısındaki dengeyi belli ölçüde sağlayabilmek adına. Öte yandan yine Çin'de önemli bir hareket özellikle bono piyasasında olmuş. İnsanlar faiz indirimi olmak zorunda kalacağı beklentisiyle ciddi bir bono piyasasına yönelim gerçekleştirmişlerdi. Burada arzı artırabilmek adına Çin Merkez Bankası'nın piyasadan tahvil topladığını, bazı uluslararası piyasalarda, offshore piyasalarda tutulan Çin varlıklarını bankalar aracılığıyla, Çin bankaları aracılığıyla satın alıp ikincil piyasada kendine cephane biriktirdiğini görmüştük. Şimdi o cephaneyi ufak ufak kullanmaya başladıklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu ikincil piyasada müdahaleci yaklaşım önümüzdeki süreçte ne getirir biraz bakacağız. Yani hem bono piyasasında müdahale var, hem kur piyasasında tartışma var. Çin önümüzdeki dönemde tartışmalı hale gelebilir. Özellikle piyasa bacağı için, yoksa imalat bacağı için zaten son derece dikkate değer gelişmeler yaşanıyor. Diğer yandan yine özellikle enerji piyasası açısından önemli bir açıklama Rusya'dan geliyor. Diyor ki Avrupa'ya 2024 sonrasında da doğal gaz satışına devam etmek isteriz.
Özellikle petrol üretimi Rusya açısından 4 ayın en düşük seviyesine doğru gelmiş durumda. Dolayısıyla onlar da doğal kaynak ve buradan elde ettikleri gelir üzerinden bir kapı açmaya bir şekilde çalışıyor gibi görünüyorlar. Diğer taraftan yine Amerika'da özellikle Mısır çıkışlı birkaç tane tankeri yine önümüzdeki dönemde yaptırıma tabi tutacağını söylüyor. Rus petrolü taşıdıkları gerekçesiyle Amerika'da seçim yaklaşıyor. Kamala Harris ile ilgili açıklamalar, haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle son anketlerde Trump'ın önüne geçtiğine dair ciddi bir bilgi akışı, haber akışı olmuştu uluslararası basında ve anket sonuçlarına bakacak olursak. Şimdi aradaki farkın nispeten kapandığını, %49'lardan %47'lere doğru geldiğini gözlemliyoruz. Kamala Harris'in oylarının biraz daha Trump Kamala Harris dengesi ve seçimin sonucuna ilişkin belirsizliği artıracak bir anket sonucu gibi görünüyor. Bundan sonrası için tabloyu buralarda da yakından izleyeceğiz. Önce bir çok hızlıca yurt dışı toparlaması yapalım, sonra çok geniş OBP konuşacağız çünkü. Özellikle bugünkü tarım dışı istihdam verisi ve Amerikan piyasası üzerindeki etkisi adına ne söyleyebilirsin? Çift taraflı çok yoğun yine opsiyon pozisyonlanması var bugün. Evet. Şimdi evvela yaz bitti, gündem yoğunlaştı ve önümüzdeki gündem maddeleri de çok kritik. Bunlardan en önemlisi 18 Eylül tarihinde Fed'in faiz toplantısı ki bu toplantıda artık Fed'in faiz indireceği kesin. Sadece konuştuğumuz konu 25 bas puan mı 50 bas puan mı şeklinde bir soruyla karşı karşıyayız. O yüzden bugünkü istihdam raporu ve önümüzdeki hafta açıklanacak TÜFE enflasyonu bu indirim rakamının 25 mi 50 mi olacağı konusunda bize bir sinyal verecek. Şimdi evvela yani Fed'in yani çifte şeyi var, görev tanımı var. Yani bir fiyat istikrarı, bir diğeri ise işsizliği makul düzeyde tutabilme. Şimdi enflasyon tarafında işler yolunda gidiyor gibi görünüyor. Yani gerek kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, gerek manşet TÜFE %3 seviyesinin altına gelmiş durumdalar. O yüzden sen de zikrettin, Fed üyeleri enflasyona ilişkin artık biraz daha iyimserler ama İstihdam tarafında ki bu hafta gelen veriler önce JOLT verisi, hani açık istihdam rakamı, sonra dün Amerika'dan gelen özel sektör istihdamı ve aynı zamanda ikinci çeyrek verimlilik ve birim iş gücü maliyetinin tamamı istihdamda belli ölçüde bozulma olduğunu gösteriyor. Şimdi o yüzden bugünkü veri bu istihdamdaki bozulmanın hani en azından Ağustos özelinde ne kadar sert olup olmadığı konusunda bize bilgi verecek. Fakat şunu unutmayalım. Yani bu veriler zaman geçtikçe geriye dönük ciddi anlamda revize ediliyor. O yüzden bu verilere ne kadar güvenmeliyiz o da ayrı bir konu. Bak hatırlarsan geçen haftalarda bir yıllık rakam 840 bin civarında revize edilmişti. Böyle bir durumu da var. Şimdi bugün şöyle göreceğiz bence. Beklentiye göre bir tık daha zayıf gelirse piyasalar Fed'in bir sonraki toplantıda 50 bas puan indirebileceğini düşünür. Bu da küresel dış iştahına etkisi olumlu olur. Ama gerçekleşme beklentiye göre majör şekilde zayıf gelirse ben bunun pek iyi olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu sefer de biz Amerikan ekonomisindeki zayıflıktan bahsedeceğiz. Bu zayıflık risk iştahını aşağı çekecek falan. Yani bu negatif olur. Beklentinin üzerinde bir gerçekleşme ise artık 25 bas puan fikrini gündeme getirir. O da piyasalarda bir miktar kar satışı getirebilir. Yani ben totalde baktığımız zaman bugünkü verinin sanki piyasa yansımasının daha negatif olma ihtimali kuvvetli çünkü çok zayıf ya da kuvvetli bir veri negatif algılanacak. Sadece hani beklentiye göre hafif zayıf bir veri piyasa için olumlu etki doğurabilir diye düşünüyorum. Ya ben açıkçası şey noktasında biliyorsun yani Paulson demiş Fed geç kaldı. Biz seninle tartışırken sene ortasından beri Fed'in geç kaldığını söylüyorduk. Bu rakamlarla ortaya çıkacak gibi görünüyor. Ya benim gönlümden geçen Fed'in aslında 50 bas puanla başlayıp piyasa beklentilerini çıpalaması noktasında ama sanki Fed üyelerinden gelen sinyaller 50'nin panik yaratabileceğini o yüzden 25'le gidelim diyorlar. Ben bu bağlamda iki tane şey söyleyeyim hani tahmin paylaşmaya çalışayım. Şimdi bakın normalde birazdan belki konuşuruz aslında hani Avrupa bölgesi kötü gidiyor, bayağı kötü gidiyor. Sadece ekonomik değil sosyal ve siyasi anlamda da kötü gidiyor ama parite dediğimiz euro dolar, pound dolar tarafında temel belirleyici olan unsur Amerikan Merkez Bankası. O yüzden ben hala o tarafta sene sonunda hani euro doların 1.12.50, pound doların 1.35 civarı olacağını düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi ise altın. Bunu hep konuştuk. Zaten şu anda tarih zirve seviyelerine yakın yerden işlem görüyor. Ben altın tarafında da Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle beraber ki jeopolitik riskleri bu ara çok konuşmuyoruz ama bence bir ara konuşacağız. Ya altında da yukarı yönlü hareketin devam edeceğini öngörüyorum ben.
Peki Fatih, Avrupa tarafına geçtiğin için bir hızlıca orası için de konuşalım istersen. Mesela işte Taylor kuralı uyguladığın zaman hangisi daha fazla faiz indirmek için alana sahip diye ağırlıklı olarak Amerikan Merkez Bankası daha ön plana çıkmaya başlamış gibi görünüyor. Birinde kabaca 100 bas puan kadar, diğerinde biraz daha fazla, 130 bas puan birinde, 225 bas puan diğerinde gibi bir kural çıkıyor. Elbette Taylor kuralını istediğin parametreleri değiştirerek istediğin yere oturtabilirsin ama özellikle hani bunlar gelişmiş ekonomi olduğu için çok da büyük farklar üretmiyor açıkçası. Dolayısıyla ne dersin, nasıl bakıyorsun özellikle Euro-Dolar üzerindeki potansiyel etkiyi dikkate aldığında? Evet, yani dediğinde çok haklısın. Yani zaten hani birinin faizi diğerinin yaklaşık 1,5 puan üzerinde zaten. O yüzden daha fazla yer olduğunu gösteriyordu ama yani ben Avrupa ile ilgili şöyle bir düşüncem var açıl. Yani orası yapısal bir durgunluk içerisinde. Mesela Almanya'nın Birleşik PMI Endeksine baktığımız zaman yeniden 50 seviyesinin altına geldi. Yani kıtanın en büyük ekonomisi kalıcı bir durgunluk yaşıyor. Ve bu durgunluk bugün özgürlük. Yani 3-4 yıldır yaşamış olduğu bir hikaye. Kıtanın diğer ikinci büyük ekonomisi Fransa. Orada olimpiyatlardan dolayı bir miktar canlanma oldu ama kalıcı olmayacak, geçici olacak. O yüzden yani Almanya ve Fransa hani özelinde baktığımız zaman Avrupa'daki o secular stagnation ya da kalıcı durgunluk dediğimiz hikaye yakın gelecekte de ön plana çıkacak gibi görünüyor. Geçen sene resesyon yaşamıştık belli dönemlerde. Bu sene belki eksiye gitmiyoruz ama sıfır nokta seviyelerinde bir büyümeyle karşı karşıyayız. Şimdi bunun siyasal kısmı çok kritik. Yani geçtiğimiz hafta sonu Almanya'da iki eyalette, Thüringen ve Saksonya'da yerel seçimler yapıldı. Yani Doğu Almanya, Thüringen'de birinci parti, hani Neonazi Parti, AfD birinci sırada çıktı. Saksonya büyük bir eyalet, orada AfD ikinci sırada yer aldı. Yani Hristiyan Demokratların bir tık gerisinde kalarak. Şimdi önümüzdeki sene 2025 Eylül ayında Almanya'da genel seçimler var ve şu anki anketlere baktığımız zaman AfD ikinci sırada yer alıyor. Şimdi AfD şöyle önemli, yani o ekonomik sorunlar ya da siyasal meselelerle beraber hani milliyetçiliğin artmış olduğu bir ortamda bunun sandığa yansıyıp iktidara da dönüşüyor olması, ki yanı başında Fransa'da da yani Le Pen hareketi yani birinci idi, sonra birleşmelerle ikinci sıraya falan düştü ama yani Avrupa'nın milliyetçilik eğilimlerinin kuvvetleniyor olması ekonomik anlamda da bu konuyu ön plana çıkarmamız gerekiyor ki Türkiye açısından da kritik. Çünkü bizim ana ihracat pazarımızın ekonomik korumacılığını daha da arttırıyor olması hem bizim açımızdan hem de kendisi açısından sıkıntılı. Ama tekrar söyleyeyim, sen de çok güzel zikrettin. Bunun parite etkisi bence şu aşamada çok fazla olmayacak. Çünkü FED tarafını daha fazla fiyatlıyoruz. O taraf daha önemli. Ama orta uzun vadede Avrupa'nın, hani belki birazdan Çin'i konuşuruz, Çin'deki yapısal durgunluğun bir benzeri Avrupa'da da var. Tabii Avrupa'daki temel sorun demografik, medyan yaş 45-46. Böyle bir toplumu nasıl siz tüketeceksiniz, nasıl üreteceksiniz? O da ayrı bir sorun açısı. Peki Çin tarafına da bir hızlıca geçeyim mi? Özellikle orada olup bitenler hakikaten dünya açısından çok belirleyici. Çünkü bir taraftan yavaş bir ekonomi, o yavaş ekonomiyi dengeleyebilmek adına atılan adımlar var. Bu adımların bir ilerisine geçme potansiyelini kuvvetli olduğu söyleniyor. Çin bir taraftan elindeki Amerikan tahvillerini bırakıyor. Öbür taraftan yoğun şekilde altın alımı gerçekleştiriyor. Yani aslında Çin'in burada attığı adımlar, hangi yatırım enstrümanına bakarsan bak, ister gelişen ülke tahvilleri açısından, ister Çin'in lokal bonoları açısından, ister yuan açısından, ister emtia piyasası açısından çok doğrudan belirleyici. Hatta endüstriyel metaller açısından da muazzam etkiyi gözlemliyoruz şu an itibariyle. Dolayısıyla burada birincisi piyasa riski görüyor musun Çin üzerinde? İkincisi ekonomik aktivite riski büyüyor olabilir mi dünya adına? Evet. Şimdi bizi dinleyenleri 2015 yılına götüreyim. 2015 yılı başında Çin'in aslında ilk bu hani kriz sinyalleri gelmeye başlamıştı ve küresel piyasalarında da bayağı bir dalgalanmayı beraberinde getirmişti. Yani o gün Çin yönetimi desteklerle, teşviklerle reel sektörünü desteklemeyi tercih etti. İşte bu ihracatın sübvansiyonu o döneme denk gelir başlamıştı böyle ve 2015 yılından sonra Çin bir miktar sorunu azaltmıştı ama sorun çok temel iki tane bacağı var. Çin özeline baktığımız zaman açılacak. Birinci bacağı şu, yani Çin dış satım odaklı büyüyen bir ekonomi iken 2008 Lehman krizinden sonra dünyada talebin yavaşlaması ve Çin'e karşı bakış açısındaki kademeli bozulmayla beraber Çin'in dış satım kaynaklı modeli zarar gördü. Çin döndü içeri tarafta büyümeye çalıştı. Hani dedi ki
1.3, 1.4 milyar nüfusum var. Ben onu tükettirirsem ise o açığı kapatırım dedi. Ama o da çok kolay olmadı. Kolay olmayınca da özellikle inşaat ve konut sektöründe Çin'de büyük bir balon ortaya çıktı. Ve bu balon da iflasları getirdi. Yani konut sektöründe işte Evergrande, Fantasia, bugün konuşmuyoruz belki ama zaten batık şirketler bunlar. Çin'deki konut emlak balonunun trilyon dolar seviyesinde olduğunu biliyoruz ve bu sorun çözülemedi. Bakın bunun teknik anlamdaki ismi zombification, yani zombileşme. Bunu Japonya 90'ların başında yaşamıştı. Eğer siz ekonomide zombileşmiş şirketleri siz ekonomiden hani ayırmıyorsanız, sistem içinde tutuyorsanız bu diğer şirketlere de zarar verir, sisteme zarar verir. Yani burada şu benzetmeyi çok severim ben açıkçası. Derim ki kötü para iyi parayı sistem dışına iter. Kötü ahlak iyi ahlaklı sistem dışına iter. Kötü şirket iyi şirket sistem dışına iter. Belki bunu Türkiye için de konuşabiliriz birazdan. Ama Çin'de bu sorun da net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Ve sorun katlanınca Çin'in büyüme hızının hani çift tanelerden %5 civarına gelmesi açıkçası sorunu büyüttü. Ve şu an şöyle bir sorunla karşı karşıyayız Çin'de. Büyüme zayıf. Hatta hani enflasyon negatif, deflasyon riskiyle karşı karşıyayız. O üretim fazlası var. Üretim fazlasını eritmek için Çin devleti teşvik uyguluyor. Çünkü hani bunu uygulamazsa fabrikaların durması gerekecek. O da hani Çin'deki sosyal anlamda bir tartışma yaratır mı noktasında Çin yönetimini endişelendiriyor. Çin ihracatı sübvanse edince de işte Türkiye'de de bu sorunu yaşıyoruz, dünyada da yaşıyoruz. Çin malları yerli piyasalarda bir dumping etkisi yaratarak yerli teknolojileri, yerli sanayileri vurmaya başlıyor. Böyle bir dengeyle, böyle bir dengesizlikle karşı karşıyayız. Ben açıkçası hani Çin Komünist Parti Kongresi'nden sonra edindiğim izlenim Çin'in yeniden bir kurtarma operasyonuna gitmesi çok düşünülmüyor gibi görünüyor. Yani Çin kendi sorunlarının bir kısmını biraz da aslında batırarak, biraz kapasiteyi kapatarak çözmek gibi yoldan gidecek. Ama bu yol riskli bir yol. Mesela sen hani endüstriyel madenlerden bahsettin. Ben çelik tarafından bahsedeyim. Şu an Çin'de çelik ham maddesinden sıcak haddelenmiş rulo dediğimiz saç üretme ile ilgili marjin ton başına -600 yuan. Yani bu ciddi bir soru. Bu ciddi kapasite kapanmasını beraberinde getiriyor ve kapasite kapanması demek iflaslar demek. O yüzden yani Çin meselesini bence şu an dünya pek ciddiye almıyor. Ama bence bir süre sonra böyle bir 6 ay 9 ay hatta 2025 yılında bana soracak olursa siyah kuğularda bir sıralama yap dediğin zaman ben Çin'i ilk üçe koyarım. Çünkü Çin'deki sorunların dünya sirayet etme ihtimali var. Şundan dolayı Çin dünyanın fabrikası durumunda. Peki Fatih, şimdi kısa bir araya gidelim. Dönüşte orta vadeli programı enine boyuna tartışacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde orta vadeli program diyelim Fatih. Uzunca bir süredir bekliyorduk, üzerine de konuşuyorduk. Şimdi önemli gelişmeler var orta vadeli programın içerisinde. Bir tanesi özellikle büyümenin önümüzdeki 3 sene için 0.5'er puan aşağı çekilmiş olması. Dolayısıyla bu dikkate değer bir revizyon ama biz en fazla enflasyonda nasıl bir tablo söz konusu olacak buna bakıyorduk. 2025 sonu için %17,5'luk bir tahmin ortaya konmuş orta vadeli programın içerisinde. Bu 15.2'den yukarı revize edilmiş. Merkez Bankası'nın öngörülerinde işte daha öncesinde 14 tartışmaları vardı. Dolayısıyla şimdi tablonun içerisinde bir uyumu tartışmakta fayda var. Zira enflasyon konusunda oldukça agresif Merkez Bankası'yla birebir belki uyumlu bir patika dizaynı söz konusu olmuş gibi görünüyor. Fakat büyümede yarım puanlık aşağı yönlü revizyonlar olmasına rağmen bu sene 3,5, gelecek sene bu sene 3,5 bitecekse, gelecek sene 4 bitecekse Merkez Bankası'nın enflasyon raporunun içerisinde gördüğümüz çıktı açığında 2025 yılı için sürekli çıktı açığı gösteren bir yaklaşım söz konusuydu. Bunun da dezenflasyona ciddi anlamda katkı sağlayacağı yönünde bir bakış açısı söz konusuydu. Şimdi burada bir hızlanma söz konusu olacak gibi görünüyor eğer OVP'ye bakacak olursak. Dolayısıyla enflasyonla büyüme arasındaki ödünleşmede ne noktaya işaret ediyor? Bir de Merkez Bankası'nın öngördüğü büyüme patikasıyla OVP'nin öngördüğü büyüme patikası arasındaki uyumu nasıl yorumluyorsun? Evet. Şimdi açıl, ben daha temel bir şeyle başlayayım senin soruna. Son yıllarda Türkiye'de
genel makroekonomik ilişkiler ve denklemler bozulduğundan dolayı açıkçası ben bu sefer hani OVP'nin ortaya koymuş olduğu hani hedeflerin ve tahminlerin tutarlılığına ilişkin çok odaklanmıyorum. Yani şunu kastediyorum. Yani enflasyon rakamlarının son birkaç yıl içerisinde kredibilitesine ilişkin kaygılar ortaya çıkmıştı. Bak, büyüme dediğimiz zaman büyüme de enflasyonun bir fonksiyonu. Çünkü şöyle, hani biz nominal büyümeyi hesaplıyoruz, sonra onu deflatöre, ortalama enflasyona bölerek bir büyüme buluyoruz. Çok basit bir şekilde bir şey söyleyeyim size. Eğer enflasyon gerçekten daha düşük raporlanıyorsa büyüme de olması gerekenden daha yüksek çıkar. Şimdi böyle bir sorunlu yapı üzerine ne yazık ki yeni ekonomi yönetimi bu dengeleri oturtmaya çalışıyor. Yani o yüzden ben hani o aradaki ödünleşme noktasında rakamsal konuya girmeyeyim. Çünkü çok bir anlamı yok ama senin de zikrettiğin gibi yani enflasyonla mücadele tarafındaki şu an ağırlıklı olarak para politikası uhdesinde ilerliyor. Bu taraftaki yani ekonomideki yavaşlamanın büyümeyi biraz daha fazla aşağı çekmesini beklerdik. Beklerdik, bu önemli bir nokta. Ya da hani OVP'deki gibi 2025 yılında büyümenin dörtlü seviyelere doğru gideceği bir senaryo var ise o zaman da enflasyonun %17,5 gibi benim tahminime göre de daha düşük bir seviyede çıkmasının zor olduğunu ben varsayardım. Yani o yüzden yani aslında sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Ben OVP'nin makro büyüklüklerinin biraz iddialı olduğu kanaatindeyim. Yani ben dünkü metni gördükten sonra bile ben 2025 sonu için TÜFE enflasyon beklentimi %22,5'ta tutmayı tercih ettim. Yani 17,5 gördüm ama ben hala 22,5 noktasındayım. Bu arada 17,5 ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. O da şu, 2025 yılında yapılacak asgari ücret zammı hani artık beklenen enflasyona göre yapılacağından dolayı hani gelirler politikasının enflasyonu etkisi üzerinden de oradaki rakamın biraz daha aşağıda tutulmuş olabileceği kanaatindeyim. Ama bu şey anlaşılmasın. Hani ben 2025 yılında %17,5 bir zam yapılacağını düşünmüyorum. Ben bunun üzerine bir hani bir pay koyacaktır. Bir de üzerine Sayın Cumhurbaşkanlığın payı gelecektir. O yüzden %25 civarında bir zam bekliyorum ama yani OVP ile ilgili biraz daha genel bir şey söylemem gerekirse yani çok bekledik ama bir sihirli değnek yok açıl ortada. Yani sihirli değnek yok. O yüzden bir şeye dokunduğunuz zaman her şey toz pembe olacak bir durum değil. Türkiye ne yazık ki 2018-2023 yılları arasında çok büyük bir tahribata maruz kaldı ve biz şu an o tahribata gidermeye çalışıyoruz. Ve o gidermek de öyle kolay kolay olacak işler gibi değil. O yüzden yani bütün resme baktığımız zaman ben OVP'nin hani ana noktasının dezenflasyon politikası olması, bunun için hani ana çerçevede siyasi anlamda bir desteğin hala masanın üzerinde oluyor olması ki bu önemli. Unutmayalım yani daha iki hafta önce Sayın Bakan'ın istifası dedikoduları burada dolaşıyordu. O yüzden bu açıdan baktığımız zaman ben OVP'yi olumlu buldum. Ancak bana özellikle reformlar tarafında ya da mali reform tarafında yani bütçe ile ilgili tarafta ortaya koyan iddiaların ya da ortaya konulan hedeflerin altının çok dolu olmadığını, onlara ulaşılması için somut bir yol haritası olmadığını, hangi araçlarla, hangi yöntemlerle, nasıl bir zaman diliminde yapılacağına ilişkin net bir resim göremedim. Yani net resim ne olabilirdi sorusuna ben hani biraz sizi 70'e götüreyim, 2001 yılına götüreyim. 2001 yılında Kemal Derviş geldiği zaman bir sloganla gelmişti. O da 15 günde 15 reform diye. Ve hakikaten bu reformların adı belliydi, nasıl yapılacağı belliydi, ne zaman yapılacağı belliydi. Ve Kemal Derviş her sabah çıkıp kamuoyu bilgilendirme toplantısında bunu yaptık, buna tik attık, bunlar yapılacak şeklinde. Çünkü mesela şöyle bir data ben gördüm. Bu yılın ilk 3 çeyreğinde toplam 56 tane reform gerçekleştirilmiş, eylemi gerçekleştirilmiş. Ya ben ki hani işin çok içerisindeyim, bunları takip ediyorum. Açıkçası ben bunlardan haberdar değilim. O yüzden yani neyi yapmaktan ziyade nasıl yaptığın ve nasıl anlattığın da önemli. Ben sanki OVP'nin o kısmında bir miktar eksiklik olduğunu görüyorum. Onun dışında büyük resim itibariyle benim kafamda çok büyük soru işareti yok. Sadece dediğim gibi 2025 sonu enflasyonuna ilişkin ben biraz iddialı duruyorum. Yani %22,5 bir enflasyon gerçekleşmesi kendi tahminine göre daha gerçekçi olarak görüyorum. O zaman peki bundan sonrası için mesela hani bu OVP tahminleri çerçevesinde faiz patikasının nerede ne şekilde oluşmasını bekliyorsun diye de soracağım. Çünkü hani şu anda yeknesak bir bakış açısı olsa ve desek ki enflasyon tarafındaki öngörüler Merkez Bankası'nın yaklaşımıyla birebir benzer. Burada hiçbir problem yok. Fakat büyüme tarafı da buna uyumlu bir şekilde tasarlanmış. O zaman
belki faiz politikası adına daha doğru ve isabetli bir yorum yapma şansı söz konusu olabilirdi. Enflasyon kısmı daha tutarlı olmakla birlikte büyüme kısmı birazcık soru işareti uyandırdığı için burayı bir sormak istiyorum. Şimdi sen kendi adına faiz beklentini OBP'ye göre mi yoksa biraz daha OBP'deki büyüme tahminine göre mi yoksa biraz daha enflasyonist tarafa göre mi, enflasyon tarafındaki öngörüye göre mi yapmayı tercih edersin? Evet. Ben burada üçüncü bir şey söylesem olur mu? İstediğim ben kadar. Aslında biraz daha reel sektörün finansal sağlığıyla burada hareket etmek istiyorum açıkçası. Çünkü bak OVP'de evet enflasyonun büyümeyi konuştuk ama OVP'de sanayi tarafında istikrarlı, dengeli bir büyümeye de atıfta bulundu. Yani çünkü olmazsa olmazlardan birisi ve benim endişem o tarafta. Yani bakın bazı rakamları ortaya koyalım. Hani dün de bir miktar dile getirildi. Yani konkordato sayılarına resmi anlamda baktığımız zaman bu yılın ilk 7 ayında son 2 yılın yıllık rakamlarının üzerine gelindi. Karşılıksız çek oranı son 5 yılın zirve seviyesinde. Borcunu ödememiş bireylere baktığımız zaman geçen seneye göre 2 katına çıkmış durumda. Bankacılık sektöründeki sorunlu kredilere baktığımız zaman bireysel başta olmak üzere yukarı doğru gidiyor. Ya da şöyle söyleyeyim, hani şirket bilançoları yani geldi önemli bir kısmı. Dönüp geçen seneye karşılaştığımız zaman şirket bilançoları tabii ki enflasyon muhasebesi kaynaklı bir hikaye ama ekonomik yavaşlamanın da etkisi falan var. Orada işler pek iyi gitmiyor. Zaten hani borsa performansı da bunu gösteriyor. Çünkü borsada şirketlerin fiyat kazanç oranları yüksek ortaya çıkmaya başladı. O yüzden ben açık. Yani dediğin gibi yani hani OVP'nin kendi içindeki enflasyon ve büyüme ya da mesela bu hafta salı günü enflasyon rakamı geldi. Ben hiç beğenmedim enflasyon rakamını. Ben daha düşük bir rakam bekliyordum. Çünkü İstanbul Ticaret Odası ve Ankara Türk İş rakamları bunu söylüyordu. O yüzden yani enflasyonun %2,5 civarına gelmiş olması Ağustos ayında yani benim kafamda sadece yani enflasyona bakıyor olsaydım ben Merkez Bankası'nın bu sene faiz indirmemesi gerektiğini söylerdim. Ama yani sadece enflasyona bakmıyor olmamız lazım. İşte OVP'nin büyüme bacağı ve reel sektörde yaşanan sorunlara da bakmamız lazım. Bu arada bir uyarı şöyle. Bizim şu an görmüş olduğumuz reel sektördeki sorunlar geçmiş rakamlar. Yani mesela bilançolar ikinci çeyreğe ait. Ya da çeklerle ilgili sorunlar ki Türkiye'de çek sistemi biraz kendini korumaya yöneliktir. Yani bugün bir şirket sorun yaşadığı zaman gerek faktör şirketleri gerek müşterileri o çeki bir 3 ayda öteleme eline girebilirler. O yüzden yani bizim bugün yaşadığımız sorunların şirket finansalları üzerine etkisi biraz daha gecikmeye gelecektir. O yüzden ben onu da dikkate almak istiyorum. Yani OVP'de sanayi tarafına da bir destek olduğunu gördüm. Yani fikren olarak baktığımız zaman. O yüzden ben hala Merkez Bankası'nın bu yılın sonuna doğru hani Ekim gibi düşünüyorum ama Ağustos enflasyon rakamları biraz orada beni yanılttı. Kasım gibi yani Kasım Aralık son 2 ayda Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayacağını düşünüyorum. Ama orada da bir nokta var. Biz bunu derken bizi izleyenler merkez faiz indirimine başlayınca hemen parasal politikaların bollaşacağını düşünmesinler. Çünkü likidite politikası sıkı gitmeye devam edecek ve biz bu bebek adımlarıyla olacak olan gevşemenin yansımalarını kuvvetle muhtemel 2025 yılının ikinci çeyreğinde görmeye başlayacağız. Yani reel sektör anlamında 2025'in ikinci çeyreğine kadar bugünkü gibi sıkıntılı tablonun süreceğini de not düşelim. O zaman buradan biraz finansal tarafa da geçeyim. Daha doğrusu yatırımcı perspektifine de geçeyim. OVP'deki tahminleri, beklentileri ve yaklaşımı gördükten sonra özellikle bu yıl sonu için senin bir Borsa İstanbul tahminin vardı. 15 bin bekliyorum diyordun. Şu anki seviyeye baktığında benzer bir performans beklentini koruyor musun? Evet. Vallahi geçen hafta da söylemiştim. Yanıldım orada. Yani ben açıkçası en azından yabancı yatırımcı tarafından yani Türkiye'de içinde bulduğumuz zaman diliminde bir ilgi alaka olacağını düşünürdüm ama şöyle galiba son 15 verinin 14'ünde yabancı nette satıcı olmuş durumda. Yabancı neden satıcı diye dediğiniz zaman iki faktör ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi pahalı. Bunu bir yabancı yatırım bankası dile getirmişti. Türkiye'yi beğeniyoruz demişti ki yabancı Türkiye'yi beğeniyor gerçekten. Mesela dün iki tane Eurobond ihracı sonuçlandı. Biri banka, biri Pegasus. Bayağı başarılı geçti bunlar. Yani yabancının Türkiye ilgisinde bir sorun yok. Ama yabancı Türk hisse senetlerinde şirketlerin karlarının zayıf olması sebebiyle değerlemeler üzerinden bir ilgisi var. O yüzden ya benim o sene sonu 15 bin tahminim ne yazık ki gerçekleşmeyecek. O net gibi. Ama ben hala bu 15 bin seviyesinin gecikmeli olarak yani yılın ikinci çeyreğinde muhtemelen Nisan-Mayıs 2025 yılında hala o noktayı hedefliyorum. Finansal piyasa demişken biraz da döviz konuşalım istersen. Çünkü açık dün
OVP sonrasında hani beni arayanların tek sorduğu hikaye dövizde, o da şu. Şimdi hani OVP'de hesaplamalarda kullanılan bir referans diyelim. Çünkü ne hedef ne de hani tahmin. Çünkü onu Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız dile getirdi yani. Bizim bir kur hedefimiz ya da kur tahminimiz yok ama bir referans kullanıldı. İşte o 33.2 galiba bu 2024 yılı ortalaması. Herkes şunu sordu. Bu neye denk geliyor sene sonunda? Şimdi ben orada şöyle söyleyeyim. Yani o referans kullanılan kurlar bende şöyle bir intiba yarattı. O da şu. Ekonomi yönetimi Türk lirasında reel değerlenme olduğuna ilişkin eleştirilerden hiç rahatsız değil. Çünkü modele baktığımız zaman modelde hala Türk lirasının reel anlamda değerleneceği bir tablo var ki kişi başı milli gelir de bunun bir fonksiyon olarak yukarı gidiyor. O yüzden ben bizi izleyen sanayicilere ya da ihracatçılara bir tavsiyem var. Bunu sene başında da yapmıştım. O da şu. Eğer ki otorite reel değerlenmeden rahatsız değilse Türk lirasında, sizler de gelecek ihracat gelirlerinizi vadeli işlemlerle, türev işlemlerle hedge etme yoluna gidip, yoksa bugün olduğu gibi hani sıkıntıyla karşı karşıya kalırız. Burada da bir rakam vereyim size. Bu yani içinde bulunduğumuz yılın Nisan ayında sene sonuna ilişkin bir vadeli döviz satışı yaptığınız zaman kur 41,5-42 civarında bir yerde çıkıyordu. Bakın şu an sene sonu için konuştuğumuz kur seviyesi 36-38 civarında. Yani kur çok düşük kaldı, ben buradan para yapamıyorum diyenlerin bence artık bundan şikayet etmek yerine elimizdeki var olan enstrümanlarla buna karşı nasıl mücadele edebiliyoruz ya da önlem alabiliyoruz, buna odaklanmaları lazım ki sen de geçen hafta İstanbul Sanayi Odası panelinde de bunu hep dile getirdin ben aslında. Yani dış dünyada olan bitenden bizim kontrolümüz dışında. Evet, eleştirilerimizi dile getirelim ama biz kendi işimizi daha iyi nasıl yapabiliriz? Buna odaklanmamız daha gerçekçi ve daha faydalı bir yöntem olacaktır. Peki tabii burada üreticilerin yaşadıkları çeşitli sorunlar, sıkıntılar, problemler var. Finansman konusunda özellikle maliyetin çok yüksek olması nedeniyle çeşitli farklı yolları deneyenler var. İşte belki tahvil ihraçları bir miktar artıyor gibi görünüyor. Sen de biraz önce bahsettin. Yabancı para cinsinden yapabilen yabancı para cinsinden yapmaya çalışıyor. Veya yurt dışından belli noktada kredi bulma imkanı olanlar o tarafı zorluyor. Burada çıkış yolu adına beklenti nedir? Bir de ne kadar süreyi yönetmesi lazım burada üreticinin? Yani koşulların zorlu olduğunu kabul etmemek mümkün değil. Bunun da ödenmesi gereken bir bedel olduğu aşikar. Çünkü daha önceki 2,5 sene boyunca da çok uygun fiyatlarla alabilenler özellikle çok uygun maliyetlerle para aldılar. Dolayısıyla bunun bir bedeli var. Bugün de bu ödeniyor ama bu pencere ne kadar? Şimdi açıkçası Türkiye'nin bence en temel sorunu homojenite. Yani neyi kastediyorum? Mesela sen dedin ya yani 2022-23 yılında tek haneli faizle borçlanma imkanı vardı. Ama mesele şu, bundan kimler faydalanabildi? Şimdi bu sorunun cevabı tabii ki yeknesak bir cevap veremediğimizden dolayı hani şunu da söyleyemiyorum rahatlıkla şirketler kesimine. Ya son 2 yılda ucuz borç aldınız. Şimdi bunun maliyetini ödeyin diyemiyorum. Çünkü o gün kim bu parayı bulabildi? Yani genel bulamadığını çok iyi biliyoruz o noktada. O yüzden bir sorun orada çok net. Önce onu bir tespiti ortaya koyalım. İkincisi ise yani hoşumuza gitsin ya da gitmesin dezenflasyon politikalarının getirmiş olduğu bu acı reçete bu. Yani buna alışalım ve buna göre bir strateji ortaya koymaya çalışalım. Yani mesela geçen haftalarda Çin'in en büyük çelik üreticisi Baowu'nun CEO'sunun bir açıklaması vardı. O da diyordu ki ya bu sene kar senesi değil, bu sene likidite senesidir diyor. Ben de bunu Türkiye için hani bu sene kar senesi, bu sene ar senesi diye getiriyordum. O yüzden şirketler kesimi yani bu içinde bulunan zorlukların en az bir süre daha devam edeceğini mutlaka dikkate almaları lazım. Buna karşı yoğunlaşması lazım. Ama burada otoriteye konuştuklarımızın dışında başka bir görev daha düşüyor. O da şu açı. Yani mesela 2018-19'da Brunson meselesi sonrasında da reel sektörde sorunlar yaşandığı zaman bankaların bazıları kredileri geri çağırmaya başladığı zaman biz KGF mekanizmasını devreye koyarak kredi garanti fonu üzerinden bir miktar sistemi rahatlatmıştık. Böyle bir şey yapılabilir. Buradaki kastım asla bir likidite genişlemesi ya da faiz düşüşü değil. Bu krediye erişmekte zorlanan kesimlere karşı belli garantilerle onların banka kaynaklarına erişimini rahatlatmak olabilir. Bu birincisi. İkincisi Çin faktörü. Hani ilk bölümde konuştuk. Mesela çelik sektöründe Çin ülkeyi bildiğiniz dump ediyor. Yani oradan gelen fiyatlar bu arada gerçek değil. Çünkü sübvanse edilmiş fiyatlar içerideki yerli üretim maliyetlerinin altına gelmiş durumda. Yani Otorite Ticaret Bakanlığı burada açık bir şekilde bir anti-dumping uygulaması yapıp yerel sanayi korunmalı. Çünkü bak bu yerel sanayiyi korumak meselesini sakın yanlış anlaşılmasın. Yani birileri bu işten kazanç sağlıyor meselesi falan değil. O da tabii ki gündeme gelmeli ama
Günün sonunda bu bir ulusal güvenlik meselesi. Bu bir milli mesele. Yani siz içeride sanayi öldürürseniz, bir süre sonra Çin sübvansiyonu keserse, bırakın ucuz mal almayı, hiç mal alamazsınız. Ve bu da ülkenin uzun vadede ulusal güvenliği tehdit eder. Bunu gündeme getirmeli. Onun dışında da Avrupa tarafındaki yapısal durgunluk kısmı var. O yapısal durgunluk kısmı aşmak adına bizim otorite şirketlere başka alanlarda imkanlar sağlayabilecek yöntemler geliştirmeli ve bunu da vergisel anlamda destekli olması lazım diye düşünüyorum. Yani bir taraftan dezenflasyon politikası var, acı reçete farkındayız. Ama bu acı reçeteyle de vücudun diğer kalan organlarını zayıflatmamak, yormamak için orada da bazı vitaminler, bazı mineraller, bazı serumlar vermek de gerekiyor. Aksi takdirde yani ben daha önce de söylemiştim, enflasyon düşer. Bununla ilgili hiçbir endişem yok. Verin bana siz gerekli yetki, ben size düşürüm enflasyonu. Ama sorun ne? Ne pahasına düşeceğiz enflasyonu? Yani reel sektörü öldürerek düşürebiliyorsak ben buna başarı demem. O yüzden orada bir dengelenme gerekiyor diye düşünüyorum ben. Son not istihdam tarafı. Buraya dönük projeksiyonları nasıl buldun orta vadeli program? Şimdi açıl orada bir kavramsal sorun var. Çünkü biliyorsun bir manşet işsizlik oranı var Türkiye'de. Bir de hani atıl istihdam rakamı falan var. Aradaki farkı söyleyeyim size. Birisi %9'da, diğeri %28-29 hatta 30'a doğru gidiyor. Atıl dediğimiz noktada iş bulma ümidini kaybetmiş, iş aramaktan vazgeçen ya da dönemsel anlamda işle ilgili sorunları olan tarafta. Şimdi eğer manşet tarafa bakarsan, ben manşet tarafta Türkiye'nin nötr büyüme oranı 4-4,5. O yüzden o hedeflendiği için ben o tarafta OVP'nin öngördüğü gibi istihdamın çok fazla artırılabileceğini düşünmüyorum. Ama hani o işsizlik oranı da %10 civarında, 9-10 civarında devam eder. Orada bir sorun yok. Ama Türkiye'nin bence istihdam sorunu niceliksel değil, niteliksel. Yani bakın gidin işletmelere sorun. Hepsinin ön plana çıkardığı mesele nitelik meselesi, yani kalite meselesi, yetenek meselesi. Bence bizim oraya yoğunlaşmamız lazım. OVP'de bir madde vardı, onu gördüm ama esas mesele şu. Yani OVP temenniler malzemesi. Nasıl bunu yapacağız sorusu eksik olduğundan dolayı bence OVP'nin tam oyunda gerekli ve yeterli heyecanı yaratmadığı kanaatindeyim. Fatih Keresteci, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun, sorularımızı yanıtladığın için. Sabah raporundan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.